Evet arkadaşlar, elektrikli araçlar için bulunması gereken uygulamalar video serimizde bugün size farklı bir uygulama tanıtacağım. Uygulamanın ismi RadarBot. RadarBot ne işe yarar? RadarBot hali hazırda sabit kameralar veya olası radar yerlerini size belirtmek için kullanılan bir uygulama. Radar yerleri hareketli radarlar olabiliyor veya işte değişkenlik gösterdiği için çok, yani %100 sağlıklı çalışıyor değil. Aslında bu tarz uygulamalar yasal mı onu da bilmiyorum. Yani ama şöyle de bir durum var. Mesela hız sınırı diyelim şehir içinde çok değişkenlik gösteriyor. Şu an bulunduğum yerde tabela okuma sistemi bana 30 diyor. Gerçekten 30 mu? Bunu bilmiyorum. Uygulama ama güzel bir şekilde bulunduğunuz yollardaki hız sınırlarını size gösteriyor. Ve bu hız sınırının üzerine de çıkarsanız isterseniz uyarı verebiliyor. Veya işte sabit hız kameraları, güvenlik kameraları veya kasis, kaza gibi noktaları da size gösteriyor. Uygulama biraz paylaşım odaklı çalışıyor. Yani uygulamada bir atıyorum kaza gördünüz. Uygulamaya siz o noktaya kaza derseniz diğer kullanıcılar bunu görüyor. Hatta birkaç kişi bunu teyit ederse evet bu doğru diye, uygulama size kaza noktasına geldiğinizde soruyor burada böyle bir şey var mı diye. Siz de tamam derseniz bunun güvenli hale getiriyor. Yani gerçekten burada bir kaza var diye belli bir süre oradaki geçen kullanıcılara bildirimde bulunmuş oluyor. Uygulamayı anladığım kadarıyla kamyoncular biraz fazla kullanıyor. Tırcılar. Çünkü uygulamanın bir ücretsiz sürümü var. Bir premium sürümü var. Bir de ticari vasıtalar için yapılmış. Yani onlara göre hız sınırı, onların girip giremeyeceği yerleri gösteren sürümü de var. Burada şimdi ben uygulamayı denemek amaçlı önce telefonumda kullandım. Sonra hem size göstermek hem de kullanışlılığı açısından deneme sürümünü beğendiğim için premium üye oldum. Premium üye olmanın avantajı ne? Biliyorsunuz ki Megane E-Tech aracımızda Apple CarPlay özelliği var, kablosuz. Bu kablosuz CarPlay ile ekrana destekleyen uygulamaları yansıtabiliyoruz. Burada da bu uygulama da destekliyor. Şimdi uygulamayı buradan size göstereyim. Bu arada yolda giderken telefon çekmek de çok doğru değil ama göstermek için mecbur. Kısa bir süre güvenli bir yolda çekiyorum. Şimdi uygulamaya giriş yaptım. Şu an hızımı gösteriyor. Güvenlik kamerası veya mobil kullanım. Şu an önümde bir tane kamera var. Bu kamera hız sınırı 82 bu arada otomobil için. Ben 32 ile gidiyorum. Bana hız sınırının 82 olduğunu gösteriyor ilerideki kameranın. Bu kamera güvenlik kamerası olduğu için sadece uyarı şeklinde veriyor. Gördüğünüz üzere kamera burada. Bu arada bu herhangi bir ücretli ortaklık veya şey değildir. Tamamen kendi kullanımım amaçlı. Şimdi uyarı, sabit hız kamerası. Limit 82. Güvenlik çok yüksek diyor. Bunu doğru buluyorsanız siz söylüyorsunuz. Doğru veya işte böyle bir şey yok. Hani bu işaretleme yanlış dediğinizde de zaten belli bir süre sonra çıkmıyor karşınıza. Burada da şu an ben hız sınırının altında gittiğim için bana bir uyarı vermiyor çok fazla. Ama üzerinde gidersem, yani 82'nin üzerinde gidersem o zaman bana farklı bir bildirim tonu veriyor. Gördüğünüz üzere gösteriyor. Bulunduğumuz noktada haritadan da geniş bir alanda işte hız sınırları, trafik lambalarının olduğu noktalar veya işte kameraların olduğu noktaları da gösteriyor. Şimdi ileride de var bir kamera. Orada da onu da gösterecek. Ama o plaka tanıma sistemi muhtemelen. Veya kırmızı ışık kamerası, pardon. Orada da zaten gösteriyor. Trafik ışığı kamerası diyor. Uyarı, trafik ışığı kamerası. Limit 50. Şimdi bu video serimizle bu programın ne alakası var? Elektrikli araçlarla diyebilirsiniz. Bu genel araçlar için de kullanılıyor. Ama sizler de elektrikli araç kullanıcısı veya potansiyel kullanıcısı olarak şunu göreceksiniz ki bizim araçlarımızda bir motor olmadığı için, sadece elektrikli motorla gittiği için araba sessiz ve şehir içinde özellikle bazen hız sınırlarını aşmış olabiliyoruz farkında olmadan.
Bu amaçla hem kendi güvendiğimiz hem de trafikteki diğer kullanıcıların güvenliği açısından hız sınırlarına uyma noktasında azami uyarı sağlıyor. Premium özelliği yanlış hatırlamıyorsam aylık 60, yıllık da 350 lira civarı bir ücreti var. Bence bu ücrete CarPlay kullanıyorsanız aktif olarak değer. Çünkü telefonla kullanmak biraz zor. Araçta açıldığında otomatik açılmıyor. Bir kere radar bot işaretine basmanız gerekiyor. Burada navigasyon özelliği de var. Navigasyonu da kullanıyorsunuz ama ben çok beğendiğimi söyleyemem. Ben Apple haritalar ya da Google haritaları kullanıyorum. Navigasyon özelliğini açıkçası çok hoşuma gitmedi. Ama kullanılabilir. Uyarı, dilerseniz, sabit hız kamerası. Limit 82. Yine bir hız kamerası var. Onu da gösteriyor. İleride. Özellikle bu yolu seçtim ki bu yol hem sakin hem de hız kamerası çok fazla. O yüzden burayı seçtim. Dediğim gibi elektrikli araç kullanıcıları olarak, yani bu diğer araçlarda da tabii ki kullanılır. Elektrikli araçlara özel değil ama bizde özellikle motor sesinin olmayışı ve hızı çok fazla hissetmememizden dolayı araçlarda benim açıkçası ihtiyaç duyduğum bir uygulama. Sizi de paylaşmak istedim. Radar noktalarının paylaşılması vesaire, bunları ben çok doğru bulmuyorum. Hız sınırlarına uyan bir insanım. Uymayanların bu şekilde önceden bildirilip sadece radar noktalarında yavaşlaması bana çok doğru gelmiyor. Ama uyarı, dediğim güvenlik gibi, kamerası veya mobil kullanım. Şehir içinde de hız sınırlarının çok net bir şekilde belirtildiğini düşünmüyorum. Yani tabelalar yetersiz birçok noktada. Radar noktası veya kamera olan noktalarda genelde koyuyorlar ama çok da süper yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duydum. Siz de beğenirseniz kullanabilirsiniz. Premium özelliğini de, yani ücretli özelliğini de tavsiye ederim. Yani şehir içinde sizi bir radardan kurtarsa zaten en az bugün bir radar cezası uygulamanın 3 katı fiyatı. Ücretsiz sürümünü de deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümünü beğenirseniz direkt alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda bu ve buna benzer paylaşımlar var ve devamı da gelecek. Bu paylaşımları beğenirseniz beğenmeyi, kanalı beğenirseniz abone olursanız destek vermiş olursunuz. Benim ticari bir amacım yok bu işte ama tabii ki abone sayısı artarsa, beğeni ve yorumlar artarsa kanal büyüyor, daha fazla kitleye ulaşmış oluyor. Sonuçta burada bir emek var. Bu emeğin de karşılığını almış oluruz. En azından daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. İstediğiniz, denememi istediğiniz bir program veya herhangi bir şey olursa araçla ilgili, özellikle aracı almayanlar, yeni alacak olanlar daha çok kanalı izliyor gibi bir izlenim var bende. Araç sahiplerinden ziyade. Çünkü araç sahipleri zaten bazı şeyleri deneyimliyorlar. Yani sormak istediğiniz bir şey olursa, herhangi bir video talebiniz olursa yorumlara yazarsanız birkaç gün içinde imkan buldukça işe gelip giderken çekimler yapmaya çalışıyorum. Telefonla çekiyorum çekimleri. O yüzden görüntüler biraz tabii ki şey olabilir. Çok profesyonel değil. Bu konuda da artık affınıza sığınıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.